Ya Melat. Heh. Hiç düşünüyor musun ya bu Merkez Bankası bu son ayki böyle faizini ne kadar arttırır sence? Hiç düşündün mü mesela bunları? Yok, düşünmedim. Düşünme zaten. Sen sadece beni düşün. Sen kocanı düşün. Ne yapıyorsun lan? Şşş, Sivaslı Angelina'm. Bugün olmaz bir et. Annem duyacak dur. Kızım duyamaz. İşitme cihazını çıkarttım. Çaldım. Ya Allah, ya görürse? Göremez, imkanı yok. Çünkü gözlüklerini çaldım. Ayıp bir şey ya. Saçmalama, git kadına söyle, yemek yiyeceğiz hadi. Yiyemez çünkü. Dişlerini çaldım. Bir öpücük. Bir öpücük ver lan. Ne öpücüğü lan? Hadi lan bir öpücük ver. Şşş. Gitsene lan. Var mı? Hadi lan. Gezdireyim mi seni? Gel gel. Gel. Nereye? Gel gel, gezdireyim seni. Nerede? Nerede gezdirelim? He, yani gitmiyor. Gitmiyor lan. Arabamız da yok ki. Anca evde gezdir. Keşke annemin arabasını da çalsaydım ya. Gezemezdi. Babama. Gel gel, bir şey yapmıyoruz anne. Yapa yapa geldin, gel. Tamam ya, mutlu değiliz bu da. Ölüyorum lan, yardım et. Anne, anne, anne ne oldu? Ne oldu, iyi misin anne? Gönder. Dişlerimi bulamadım da şey yaptım, leblebiyi öyle yutmuşum. Ayıp. Nerede ya? Ha, ha dişler, aa dişlerin, aa gözlük falan hep burada. Gel anne, gel. Ay, ay, çok sık. Nasıl toplandı ya? Annen de mutfak robotu gibi 48 parça. Sök, tak. Baba, ne aldı? Ha? Bana 200 lira versene. Niye? Arabana far mı taktıracaksın? Çok komik. Niye istiyorsun lan? Bana bak. Senin bu hayırsız oğlun bana dedi ki, ver dedi 100 liram dedi, sihirbazlıkla dedi 200 lira yapayım dedi, paramı aldı. Yapmadı mı? Yaptı. Ama dedi ki bu sihirbazlık ücreti olarak kendimi alıyorum dedi, aldı 200 lirayı. Bak ya, bak şuna. Lan! Lan ailemizin resmi dolandırıcısı, buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Doğru düzgün çağırılıyor. Efendim baboş. Baboş babandır lan. Tamam işte, ben de öyle dedim zaten. Sen utanmıyor musun lan babaannenin dolandırmaya, he? He, yok. Bak bir de utanmadan yol diyor ya. Ver kadının 200 lirasını haydi. Ver ver, yoksa bir gün niye çıkarım bak. Bak. 400 lira verin, vereyim. Oğlum sen niye böyle oldun ya? Geçen de öğretmenine sihirbazlık yapacağım diye kendimi kaybedeceğim demişsin. Sınıftan çıkmışsın, bir daha derse girmemişsin. Sözümü tutmuşum işte, ne var? Yok ya, ya abi ya, bu çocuk ya hiç mi bana çekmez ya? Hiç bana çekmemiş ya bu çocuk. Sana çekmedim çünkü sözümü tutuyorum ben baba. Sen bana bisiklet alacaktın, ne oldu? Ulan motosiklet aldık ya. Sözünü tutmuş mu oldun? Hı? Sözünü tutmuş mu oldun? Şşş! Deniz! Kızdırma babanı. Babam zaten kızmış anne, ben göreceğimi gördüm. Brett'le Angelina sizi görse, yemin ediyorum boşanırlar biliyor musun? Orası lan! Ya biz yemin, biz bu çocuğu cami avlusundan mı bulduk? Nereden bulduk bu çocuğu biz ya? Cami yolunu gördün mü var baba? Ne zaman görsen anamı bir yerde sıkıştı. Terbiyesiz hele! Tamam, sinirlenme. Kapını çaldı. Yankılı çalıyor. Evet. Ben gel. Efendim iyi akşamlar. Deniz Çakmak'ın evi burası mı acaba? Hayır. Burası şahsi benim, şahsi tapulu yerim. Sıtkı Çakmak. Evet. Benim mi burası? Onun değil. Deniz Çakmak sizin oğlunuz mu? Biz de bu soruyu çok soruyoruz kendimiz ama maalesef evet, oğlumuz, evet. Ah, bulduk çok şükür. Girebilir miyiz? Buyurun, buyurun. Teşekkürler. Ay, niye arıyorsunuz siz Deniz'i? Evet, evet. Yoksa bizim oğlan sizin kıza bir şey mi yaptı? Onu böyle aşk bombardımanına tutup sonra kendini hayaletleyip sonra da gaz lambalaması mı yaptı? Anne, sen nereden biliyorsun bunları ya? Oğlum, senin baban toksik ilişkinin mucidiydi. Ben sana bir şey söyleyeyim, o bana ghosting yapmak için öldü. Ay Allah aşkına ya. Hayır efendim, öyle bir şey değil. Ah, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Sizin çocuk bizim çocuk. Ay hemen de söylediniz öyle. O bilemiyorum dedi. Efendim, anlamadın. Şöyle söyleyelim. Sizin çocuğunuz bizim çocuğumuz, bizim çocuğumuz sizin çocuğunuz.
Ha, hepimiz birimiz hepimiz için gibi bir şey mi? Yok yok, ben anladım ya. Racon kesiyorlar, bana bırak. Ne oluyor? Artık bardak taştı. Damlayana yazık olacak. Hiç anlamadım. Hayır hayır, bakın durum şu. Doğumda çocuklarımız karışmış. Yani Deniz bizim çocuğumuz. Ne? Evet. Anlamadın? Lan neyini anlamadı? Deniz onun bunun çocuğuymuş işte. Anne ne diyorsun, bir dur ya. Efendim, nasıl yani? Bize o yılki doğum hemşiresi ulaştı. Evet. Dedi ki bir karışıklık olmuş. Kadın bu karışıklığı bize anlattı. Daha sonra kendisiyle iftar etti. Ardından da istifa etti. Ne belli canım Deniz'in sizin çocuğunuz olduğu? Hanımefendi o gün hastanede doğum yapan bütün ailelere ulaştı. Hiçbiriyle uyuşmadı. Bakın o gün giydiği patikler. Lan uyuşmaz tabii. Koca adamlara bunu mu denettiniz ya? Sindirella mı bunlar? Bu ne ya? Yok efendim, yani ben bunları lafın gelişi söylüyorum. Bunları tabii ki denetmedik. O gün doğan iki tane Deniz var. Evet. Ve sadece aynı saatte doğan iki tane çocuk. Biri evet. Bizimki, biri sizinki. Bakın bu doğum belgeleri, bu güvenlik kamera kayıtları, bu DNA testi, bu da ganyan kuponu. Ganyan kuponu mu? Evet, Deniz doğduğunda şansını oynamıştım. Tuttu mu? Biri bile tutmadı. Kesin sizin çocuğunuz o zaman. Kesin bunların, çünkü lanetini bize bulaştırdı ya bu çocuk. Vallahi bize bulaştırdı ya, ama benim kafam bir karıştı ya böyle. Ya şimdi tamam, ne kadar kendisine haz etmesek de biz yani kendimiz de yemeyiz. Deniz bizim çocuğumuz ya. Kanıtlayabilir misiniz? Allah çarpsın bizim çocuğumuz. Efendim yeminler etmeyin bilmeden. Bakın Deniz sizin kızınız. Yani Korhan babamla Nesrin annemi de çok seviyorum ama galiba gerçek ailem sizsiniz efendim. Efendim falan diyor, hiç duymadığımız şeyler çocuğumuzdan. Aa, bir şey diyeceğim ben. Müge abla bile böyle olay görmedim biliyor musunuz? Kızım sen peki kendinde böyle bir şeyler fark ettin mi? Yani aslında kendi ailemle aramda bir farklılık olduğunu hissediyordum. Çünkü onlar rivalde dinlerken ben İboş Ovaç'ı halay çekiyordum. Kesin bizim çocuk. Bizim. Kesin. Kesin. Ay. Efendim kısacası sizin çocuğunuz aslında bizim çocuğumuz. Yani denizler karışmış. Dolayısıyla biz diyoruz ki en azından denizleri bir... denizleri bir yer değiştirelim. Bir süre denizler bizden, yani sizin gizmizde bizimki sizde kalsın. Daha sonra kendileri karar versinler yani bu duruma. Ne dersiniz? Zaten bakın şöyle bir durum da var. Bizim maddi durumumuz gayet iyi. Zenginiz. Dibine kadar zenginiz. Dolayısıyla hiç maddi anlamda da bir problem yaşanacağını ben düşünmüyorum. Ya geçer artık ya. Kısacası dedin, hiç kısa konuşmuyorsun. Evet, haklılar Korhan'cığım. Tabii istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz ama biz artık oğlumuz bizimle yaşasın istiyoruz. Evet ya. Yani bilmiyorum ya, çok ani gelişti her şey. Ya ben kendi ailemi tanımak isterim açıkçası. Ay yavrum, biz de seni tanımak isteriz ama yani çok ani oldu böyle. Benim oğlum çok duygusaldır. Çok. Ya, ben ona şey yapalım, şimdi siz gidin. Biz ona alıştıra alıştıra söyleyelim, tamam mı? O şimdi kahrolur. Haydi gidelim, kovalarım. Nereye lan? Lan mı? Benimle doğru konuş Sıtkı. Zaten seni en başından beri içim içim almıyordu. Hadi gidelim. Oğlum ne saçmalıyorsun sen? Melahat'im. Melahat teyzem, bende çok emeğin var. Sağ olasın. Sağ ol, var ol. Ama ben alemle gitmem lazım. Yürüyün, hadi gidelim. Oğlum bir sarılayım. Annem gel. Lan eşol eşek. Babamla doğru konuş Sıtkı. Baba, babacığım. Oğlum, yavrum. Ulan bana baboş, ona baba babacığım diyor. Sen görürsün. Kızım, yavrum, canımın içi. Gel kızım, gel. Gel yavrum. Sen de bana baba diyebilirsin. Yalnız ben aileme ismiyle hitap ediyorum. Nasıl yani? Korhan'a Korhiş, Nesrin'e de Nesru diyorum. Ay bana da Melo de o zaman. Bana da istemiyorum de. Ne? Nasıl yani? Bu kadını babaannem olarak istemiyorum de. Beni karşıya verin lan. Anne, ay ne diyorsun ya? Kusura bakma, karşısı çok güçlü oldu Melo. Ay, Allah belanı ver o. Dura beni bastı, hadi gidelim kurbanız olayım. Ulan 18 yıldır basmadı da şimdi mi bastı? Oğulcuğum, bir süre daha kalalım mı? Çünkü kızım burada mutlu olacak mı? Emin olmamız lazım değil mi? Oturalım. Tabii, biraz. Biraz daha oturalım. Ben burayı sevdiğim gibi ya. Böyle bir doğal yaşam falan deneyimlemek istedim tabii. Kızım. Yavrum biz antilop muyuz? Niye öyle diyorsun? Şşş, tamam kıza şey yapma. Gel kızım madem, ben sana evi gezdireyim. Gel anneciğim. Ne oldu?
Ev bu kadar işte. Nasıl ya? Bizim ev ne kadar? Büyük mü? 675 metrekare. Kaç beş? 675. Beşi benim olsun mu? Hepsi senin olsun lan. Vallahi. Vallahi. Allah'ım çok iyi. Aslanım, kralım benim. Oğlum, sen bizi hiç sevmedin mi lan? Ya öyle değil Melom. Sevdim tabii ki de. Hatta Felipe Melom. Seni çok seviyorum. Ama gerçek ailem burada. Kızım, iyi ki de gelmişsin. Dile benden ne dilersen. Şey isteyeyim o zaman. Bir kredi kartı fena olmaz sonuçta. Yeni yaşam, yeni kıyafetler, yeni ortam. Onu olmaz o, olmaz o. Niye sıkışko? Yoksa kapitalist düzenin bize dayattığı tüketim çılgınlığına mı karşısın? Biz düz fakiriz. Biz tüketimin tam karşısındayız. Baba. Efendim canım. Benim arabam olacak mı? Olacak tabii yavrum. Ne diyorsun sen? Vallahi ağzım neler söylesin, kralım benim ya. Kurbam olur mu? Sen bize bakma, bizde öyle araba maraba yok. Yok ya, alırız ya bir araba. Nedir yani? Araba dediğin nedir ki? Alınır yani arabada kızım, alınır güzel kızım. Sıtkı! Sen alsan alsın, el arabası alırsın. Lan oğlum. Tamam. Baba. Tamam. Ay, arabaya gerek yok ya. Gerek yok araba. Görüyorsun değil mi? Nasıl mütevazı, nasıl mütevazı? Nasıl? Biz bu zamana kadar evde hayvan büyütmüşüz ya. Ya öyle deme. En azından evcil hayvan de. Evcil hayvan. Üzülür çocuk. Efendim merak etmeyin. Yani maddi olarak biz size her türlü destek olacağız Deniz'in öyle. Ne demek? Ne demek ya? Ne demek? Ben çocuğuna bakamıyor dedirtmem. Ama bakamıyor. Gördünüz dedirtmedim. Bırak bir şey diyeceğim. Beni hafta işleri bunlara verseniz. Ne münasebet ya? Ben annesine de bakamıyor dedirtmem. Bakamıyorsun ulan! Dedi, yetişemedim dedi işte. Ya şey, arabaya gerek yok ya. Zaten şey, beni erkek arkadaşım alıp bırakıyor. Nasıl? Ne? Senin erkek arkadaşın mı var? Evet, var. Olamaz mı? Yani küçücük bir kız daha o diye. Benim erkek arkadaşım yok. Sen rahat olabilirsin. Kendini üzme. Ne oldu Sıtkı amca? Zor mu geldi? Kız çocuk. Zor geldi. Haftaya çağır da gelsin, tanışalım çocukla bir bakalım. Tanışmak biraz şey olabilir belki. Neyim? Çünkü biz work and travel falan yapmayı düşünüyoruz. Dönmeyiz gibi. Work and travel? Work and travel? Work and travel yani hem çalışacağız hem gezeceğiz. Baba. Efendim. Baba. Efendim canım. Ben de yapayım mı travel? Ha? Ben de yapayım ama sadece travel. Just yani. Work yok. Hiç merak etme. Seni Amerika'ya göndereceğim. Evet, 3 aylığına uzay, bilim ve matematik kampına. Gerçekten oraya mı göndereceğiz? Bunlar beni sadece bakkala gönderiyordu. Hanımefendi ya Allah aşkına bu çocuk ne anlar bilimden ya? Lütfen ya. Öyle deme Sıtkı amca. Bilim konusunda ileri fikirlerim var. Bunları sen de çok iyi biliyorsun. Çok ha. Geçen dedi ki İstanbul'daki trafik sorunu çözdüm dedi. Nasıl? Nasıl? Hemen şaşırmayın. Çözümünü söylüyorum. Buyurun. İstanbul'da taşınıyoruz, bizim için sorun kalmıyor diyor. Gittim gevzeye, sorun yok. Oldukça mantıklı. Evet, gel. Ay, burası beni birazcık bastı. Ben en iyisi bir mahalleye çıkayım, şöyle bir gözlem yapayım. Ay, dur. Bu niye bize belgesel muamelesi yapıyor ya? Ya dur. Kızım, bu saatte çıkılmaz, itibar kopuğu var. Deniz kendini koruyabilen bir kız. Ama Deniz kendini koruyabilen bir erkek değil. Konuşma yapsın falan bak ya. Alın. Ne oldu, kız çocuk zor geldi değil mi? Göndermek istemiyorum de. Hadi söyle, hadi. Göndermek istiyorum. Göndermek mi istiyorsun? Son sözün bu mu? Git lan yürü. Öyle mi? He. Hadi gidelim baba o zaman. Ne yapıyorsun? Yürü. Sıtkı, bir şey yap. Vallahi gidelim. Nereye gidiyorsun oğlum, emin misin? Felipe Melo, görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Çamaşırları kim yıkayacak annem? Hani tek derdin bu mu? Adamlara bak ya. Yeni tişört, tişört alırız gözüm için. Babaannem görüşürüz. Beni tanrım. Ya ben seni söyleyeyim. Beni tanrım. Elimi bırak, elimi. Beni tanrım. Elimi bırak artık yapışma. Sikti git o zaman. Terbiyesiz, ağzı da bozuk bunun. Hadi gidelim baba. Yürüyün gidelim. Alo. Yok, arıtma cihazı istemiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Yok, sağ olun. Geçen hafta şeyi aldım, lastik boru şeyi aldım. Onu boru için aldım, sağ olun. Adamlar da şey yapıyor. Sıtkı, bir şey de. Okaliptus. Ne diyorsun lan? Ne bileyim, bir şey de dedin, aklıma o geldi ya. Diyor çocuk, lan bir şey dur, bir dakika durun lütfen, bir dakika dur. Şuraya gelir misin? Şuraya gel. Lan bir de izin mi alıyorsun onlardan ya?
Şş, yumuşak da ol. Tamam. Yani biyolojik annen baban olmayabiliriz. Belki belgeler öyle gösteriyor. Ama seni biz büyüttük lan. Ben senin bütün anına şahidim. Bu yaşa kadar biz getirdik seni. Yine biz yanında olacağız ya. Her ne kadar şerefsiz, it, görgüsüz, cahil de olsan... Sen bizim oğlumuzsun lan. Biz seni seviyoruz. Baba, beni ilk defa vakumladın. Fark ettin mi? Değerini bil lan git. Baba. Ay gelimsiz ya. Bana bak. Baban doğru söylüyor. Hem öyle ailenin sahtesi gerçeği olmaz. Evet. Sen bizim oğlum. Deniz, hadi gel anneciğim, gidiyoruz. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Oğlum. Ben sizleri çok sevdim. İyi ki geldiniz. Parayı da seviyorum. Zenginsiniz ama... Çok. Ben bunlarla geldim, bunlarla giderim arkadaş. Baksana. Allah helal olsun lan sana. Kızım sen? Ben bir arkalardaki yaşama da bir baksaydım. İyi madem, biz de zaten dünya turuna çıkacaktık. Biz gidelim. Şunu... Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Durun! Bir karışıklık olmuş. Hastanede analar karışmış. Sen benim oğlumsun. Ya daha neler canım, öyle şey olur mu lütfen? Teyze. Beni al! Teyze yapma! Madem beni boşanıyorsun. Güzel hareket diyenler, zil diyenler, zil midir? Zildir. Zil, zildir ya. İşten demişti bir konu. Duygulandık da. O zaman skecimizin yazarı Berk ve Fatma'yı alkışlarınızla zili çalmak üzere sahneye davet ediyoruz. Bravo. Süper. Ben skecin sonunda Arif şey yapıyor sandım. Gider mi sandım? Gitmeliydi. Yok, Arif'in oyunu gibi düşündüm. Var mı öyle düşünen? Ya acaba onun oyunu mu babasıyla arası kötü diye falan. Ben çünkü skecin sonunu hatırlamıyorum provalardan. Yani şey yapmadım. Ben öyle sandım ama gerçekten karışmış ve Arif gerçekten kaldı falan. Ve skeç bizi aslında şeyi de sorgulatıyor. Birinin gerçekten genetik ailesi mi yoksa ona bakan mı ailesidir'i sorgulatıyor skeç. Siz nasıl hissettiniz oynarken? Ben para mı yoksa değil mi diye baktım. Değil mi? Benim de cevap... Aa, sen niye şive yaptın az önce? Ben de şiveli cevap verdim. Baba, değil mi? He falan oldum böyle. Seni görünce şive yapasım geliyor. Alıştık. Baba, kardeş, çok alıştık ama. Alıştık. Efendim çok güzel hareketler alkışlarınızla devam ediyor.